Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Öncelikli olarak Atatürk Üniversitesi'nin bahar dönemiyle ilgili duyurusunu ele alacağız. Duyuruya baktığımızda harmanlanmış bir eğitim modeli benimseneceğini bizlerle paylaşıyorlar. Bazı alanlarda yüzde eğitim söz konusuyken bazı fakültelerde dersler online bir şekilde gerçekleştirilecek. Senato kararı da burada yer almaktadır arkadaşlar. Genel ekseriyetle belirtilen fakültelerde, tüm üniversitelerde yüzde eğitim yapılmaktadır. Çevrenizde Atatürk Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarınız varsa bilgiyi onlarla paylaşabilirsiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bahar dönemiyle ilgili açıklamasına baktığımız zaman online ya da hibrit sistemiyle sürdürülecektir arkadaşlar. Randevu sistemiyle yüz yüze işlenirken yüz yüze katılamayan öğrenciler aynı zamanda çevrim içi olarak bu dersleri takip edebileceklerdir. Teorik dersler ise çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Duyurunun detayı burada yer almaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne baktığımız zaman bahar döneminde hibrit yöntemi benimsenecektir arkadaşlar. Duyurunun detay bilgileri burada yer almaktadır. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne baktığımız zaman 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı her bir enstitü, fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulların kendi resmi web sayfalarında ilan edilmiştir. Bizler de Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin duyurusuna bakalım. Sizler diyelim ki Mühendislik Fakültesi'nde okuyorsunuz. İlgili web sayfasına giriş yaptığınız zaman derslerinizin online mı yoksa yüz yüze mi olacak bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Edebiyat Fakültesi'nde derslere baktığımız zaman çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilecek. Bölümlerin laboratuvar dersleriyle ilgili uygulama ileri bir tarihte ilan edilecektir. Sizler üniversitenizin web sayfasını takip ediyorsunuz arkadaşlar. Gaziantep Üniversitesi'ne baktığımız zaman bahar döneminde tüm programların online bir şekilde devam edileceği karar verilmektedir. Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3. sınıflar online, 4, 5 ve 6. sınıflar ise yüz yüze eğitim görecekler. İlgili detaya üniversitenizin web sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Erciyes Üniversitesi'nde durum hibrit yöntemiyle benimsenmektedir. Hangi fakültelerde uzaktan eğitim yöntemi benimsenecektir? İlgili duyurudan ulaşabiliriz. Altınbaş Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman belirtilen fakültelerde ve sınıf seviyesindeki dersler yüz yüze yapılacaktır. Diğer programlardaki eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecektir. Trakya Üniversitesi'ne baktığımız zaman burada belirtilen bölümlerde uzaktan öğretim yöntemi benimsenecek. Tıp Fakültesi Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Sağlık Yüksek Okulu'nda hibrit eğitim yöntemi benimsenecektir arkadaşlar. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman hibrit yöntemi benimsenecek arkadaşlar ve dersleriniz 1 Mart itibariyle başlayacak. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım verimli bir dönem geçirirsiniz. Balıkesir Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıflar ile Veterinerlik Fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretimleri yüz yüze gerçekleştirilecek. Burada belirtilen fakültelerde yüz yüze eğitim, teorik derslerde ise uzaktan eğitim yöntemi benimsenecektir. Bunların dışında kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm birimlerde derslerimiz uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman tüm birimlerde vize sınavlarına kadar uzaktan öğretim yöntemi benimsenecektir. İlgili detay burada yer almaktadır arkadaşlar. Pamukkale Üniversitesi karar akademik birimlere bırakılmış arkadaşlar. Tüm akademik birimler konuyla ilgili duyurularını kendi web sayfalarında yapacaklardır. Sizler hangi fakültede okuyorsanız ilgili fakültenin web sayfasını takip edin arkadaşlar. Orada ilgili ilana ulaşacaksınız. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman hibrit eğitim modeli benimsenecektir. Üniversitelerden duyurular gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Çünkü az bir süre kaldı. Bahar dönemi üniversitelerde başlayacak. Üniversitelerin bahar dönemiyle ilgili açıklamalarını sizlerle paylaşmaya oldukça ehemmiyet gösterdik arkadaşlar. Sizler de bu süre zarfında kanalımıza oldukça destek verdiniz. Bizleri iyi bir seviyeye taşıdınız. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hala sesimize kulak verip kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.